Sevgili izleyicilerimiz, şimdiki durağımızsa Ankara'da bulunan Karataş Alüminyum. Yanımızda da firmamızın sahibi Üzeyir Bey bulunuyor. Nasılsınız öncelikle Üzeyir Bey? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ediyoruz sizlere. Biraz siz tanıyabilir miyim? Tabii, biz aslen Ankara Kırıkkale'liyiz. Yaklaşık bir 30 yıldır bu işin içindeyiz. Ağırlıklı olarak giydirme cephe, kompozit panel işleri yaparız. Mesleğimizi severek yaparız. Kendimizi her geçen gün geliştirmek için biraz çaba sarf ederiz. Genelde bu tarz işleri yaparız. Kaç yılında kurdunuz peki firmanızı? Firmamız babadan 87 yılında kuruldu. İşte nöbeti biz 2006 yılında kendisinden devraldık. O gün bugün biraz mücadele veriyoruz işin açıkçası. Evet. O günkü dönemiyle bugünkü dönemi arasında çok farklılıklar var. Teknoloji de çok gelişti. Bu anlamda kullandığınız malzemelerde özellik olarak neler değişti? Şimdi günümüz dünyasında malum her şey, herkes kendine belli bir süre içerisinde yenilemek, yeniletmek zorunda. Tabii o zaman hani baba döneminde kaba kuvvet, insan gücü daha fazlaydı. Ama şimdi teknoloji ilerledikçe, imkan ilerledikçe insan gücü biraz daha azaldı. Bu da olumlu bir yönde bizi etkiliyor işin açıkçası. Malzeme geçmişe oranla birazcık daha duyarlı oldu şimdi. Biraz daha kaliteyi arttırdık. Malum bizim sektörde dünya ikincisiyiz şu anda biz. Sektörümüzde eskiden şöyle bir düşünün. İşte her yer tuğla, sıva. İşte 3-5 yıl içerisinde sıva atıyor, boyalar atıyor. Ama şu an hem ekonomik açıdan hem size nasıl bahsedeyim. Vizyon açısından, görsellik açısından, kalite açısından yapılan bütün cephelerde, dış cephelerde cam kullanıyoruz, reflektör cam. Kışın ısıtmada artısı oluyor işimizin, yazın temizliğinde. Bir de uzun yıl gidebiliyor. Reflektör cam biliyorsunuz çok uzun yıl kullanılabiliyor. 50 yıl garanti verdiğimiz işlerimiz oluyor. Cam diyorsunuz ama dayanıklı olduğunu da söylüyorsunuz. Peki bu dengeyi nasıl sağlıyoruz? Şimdi cam olayında dengede temper tesisi dediğimiz işte 767 derecede bir ısıtma makinesine giriyor cam, çelikleşiyor. Çelikleştiği zaman da hani siz genelde küçük camlardan bilirsiniz, kırılma özelliği, dayanıklı özelliği daha da artıyor. Peki sizin kuvvetli de bir ekibiniz var. Kaç kişilik bir ekiple burada faaliyetinizi sürdürüyorsunuz? Şimdi ortalama bizde 15 tane sigortalı çalışan oluyor. İşler yoğun olursa bu dışarıdan takviye ustalarla işte 25, 30, 35 işin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Peki Ankara'nın dışına hizmet gidebiliyor mu? Tabii şu anda devam eden Kocaeli'nde olsun, Eskişehir'de olsun, Denizli'de olsun, Antalya'da olsun devam eden işlerimiz var. Yani biz sadece Ankara firmasıyız ama Ankara'da iş yapıyoruz anlamına gelmiyor. Biz bir iki kez denedik. Yurt dışında da bir iki projemiz oldu. Şimdi devamını sağlayabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz artık. Yani Iğdır'a da gidebiliyoruz, Edirne'ye de gidebiliyoruz, İstanbul'da da eserlerimiz var. Devlet baba nereye iş alırsa, bizim müteahhitlerde şurada işimiz var derse biz de oraya gidiyoruz. İşimizi severek gününde, zamanında, saatinde teslim edip geliyoruz. Peki ilerleyen zamanlardaki hedeflerinizde tabii ki yurt dışına açılmak var ama kısa vadede neler planlıyorsunuz? Şimdi bu cephe camını bizim yani cephe camı diye bahsetmeyeyim de giydirme cephe işini, silikon cephe işini iskelesiz, çok katlılarda malum. Şimdi eskiden 5 katlı olduğu zaman apartman oluyordu. Şimdi 20, 25, 30 katlılarda iskelede sorun oluyor. Biz bu cephe camını biraz geliştirip her insanın içeriden rahatlıkla montaj yapıp geri sökebileceği hale getirmek için biraz uğraşıyoruz. Bunu da yaptığımız zaman zaten bu sektörde bir çığ açmış olacağız. Bir iki tane de numunede denedik. Çocuklar sağ olsun, ustalarımız falan, ekibimiz güçlü. Denediler, oldu. Bunu da pratiğe bir binada dökebilirsek söktük herhalde bir ortalık karışır gibimize geliyor. Peki biz dış cephede bu bahsettiğiniz temperli camı niçin kullanmalıyız? Temperli cam malum hatırlarsanız 6-7 yıl önce İstanbul'da genç bir liseli bir kız çocuğumuzun camdan aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ondan sonra temperli cam yaygınlaştı. Camın özelliği nedir diye soracak olursanız cam kırıldığı anda kar tanesi gibi yukarıdan aşağıya dağılıp insanlara kesinlikle zarar vermemesidir. Tek özelliği. Diğer camlar mesela en ufak bir darbede çatlama patlama olurken temperli cama bunu
bilen bilir. Siz de deneyebilirsiniz. Çekişle, balyozla vurduğunuz zaman kırılmaz. Hatta üstünde test amaçlı biz halay falan çektiğimiz de oldu camın. Kesinlikle çatlama, patlama, çizilme olayı olmaz. O yüzden dolayı da bütün yasa gereği, şu an öyle bir yasa da çıktı. Bütün dışarıdaki camlar temperli cam olmak zorunda kaldı. Çok teşekkür ediyorum Üzeyir Bey. Son olarak dileklerinizi alalım. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yılın Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı uğurlu olmasını, bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Sizlere de Şehrin Nabzı ekip olarak geldiğiniz teşekkür ederim. Yeni yılda size de mutluluklar dilerim. İnşallah hep birlikte 2018'de huzurlu, refahlı, mutlu bir yıl geçiririz diyeyim. Sözü de burada noktalayayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Üzeyir Bey ile kendi sektörünü ve ne gibi çalışmalar yaptığını konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.